15 Temmuz 1974'te Afyon'a teşrif eden zamanın başbakanı Sayın Bülent Ecevit'e bir dilekçe vererek Afyon'da bir yüksek okulun açılmasına öncülük ettim. Ve Aralık 1974'te Afyon'da Eskişehir İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ne bağlı Afyon Maliye Muhasebe Yüksek Okulu'nun açılmasına öncülük ettim. 1973 yılında rahmetli İbrahim Küçükkurt ve 10 civarı arkadaş Afyon'da üniversite kurma, yaşatma derneğini kurduk. O tarihte Anadolu Üniversitesi Rektörü Halil Bilimkirçin Profesör, Yılmaz Büyükerşen Hoca yardımcı doşentti. Aykut Erekmen Hoca yardımcı doşentti. Onlarla çok sıkı temaslarımız oldu. Üniversitenin başlangıcıyla ilgili. 74'te Afyon Ticari İlimler Yüksek Okulu'nu kurduk. Onlar bize ne istedilerse yerel bir dernek olarak fazlasıyla yaptı. Şimdiki bu insanın baş kısmını, tarihi binayı tahsisleri aldık valilikten. Ve onun hemen arkasında da lojman, bir apartmandı giriş katında. Çok güzel bir lojman yeriyle beraber. O gün döşedik ve tanzim ettik. Lise dinlemdeki binayı şimdi sonra yaptı, orayı restore ettik. Olduğu gibi dershane yeter dedi. Benim kendi oturduğum evde boş bir daire vardı, aldık. Orayı lojman olarak tahsis ettik. Böyle bir hizmetlerimiz oldu. Ancak o zaman geldi buraya üniversite. Hapisleşme söz konusu değildi. Şehir içinde eski iki bina, daha önceki defterde aldık ve yanı başında Afyon, eski Afyon Lisesi kullandığımız binalardı. Daha sonra iki yıllarda üniversiteleşmeden önce İlahiyat Fakültesi'nin şu anda bulunduğu yerde bir kampüse taşındık. Dolayısıyla biraz daha rahatladık o kampüse taşınmakla birlikte. Fakülte olunca o günkü müdürümüz yani doçent doktor Halim Sözbilir beni muhtemel olarak Taahhüt'e görevlendirdi. Fakat taahhüt işlemleri Anadolu Üniversitesi'nde yapılıyordu. Bu nedenle biz her hafta veya 15 günde bir Anadolu Üniversitesi'ne gidip işlemlerini yürütürdük. Tabii o zamanki şartlar farklıydı. Bu kadar ulaşım imkanları yoktu. O zaman yüksek turizm vardı. Buradan arabaya bineriz, Emirdağ'a gideriz, Emirdağ'dan Eskişehir'e. İşimiz bittikten sonra araba bulabilirsek tekrar geri geliriz. Bu şekilde şey derken kısa bir süre sonra da kanat turizm Afyon Kırk üzerinden çalışmaya başladı. 1992 yılına kadar üniversiteyi kurulması kadar bu şekilde görevimizi ifa ettik. Şehrin genelinde imza kampanyaları düzenlenmişti. Gazete bayilerinde, şehrin hareketli iş yerlerinde, dükkanlarında açılan imza defterleriyle vatandaşın üniversiteyi istiyoruz, Afyon Karahisar'da üniversite kurulmasını istiyoruz şeklindeki beyanları imza altına alınıyordu. Bize düşen görevde gezici ekipler olarak imza defterlerini gezdirmek olmuştu. Tüm Afyon Karahisar istisnasız bu kampanya imza vermişlerdi. Bazı illerde üniversite kurulması konusunda çalışma yapıldığını öğrendim. Bunun sonucunda milletvekili arkadaşlarımızla birlikte kendisini ziyarete gittik. Başbakanlık makamına girdiğimizde kendisi hayrola çocuklar ne var dedi. Onun üzerine hayırlı bir iş için geldik Sayın Başbakanımız dedik. Onun üzerine ben dedi Afyon'u birinci planda üniversite kurulacak iller arasını aldırdım. Talimatını verdim. En kısa zamanda da diğer illerle beraber, tespit edilen illerle beraber diğer üniversitelerinde kanun tasarısını hazırlamak suretiyle en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne benim imzamla sevk edeceğiz dedi. Afyon'dan Anadolu Lisesi'ni açtık ama ismi olsun demiştik. Kocatepe Anadolu Lisesi dedik. Üniversitemizde Kocatepe Üniversitesi olsun diye çabamız vardı. Bunun kanun teklifini falan da hazırladık. Bütçe komisyonunda da, Milli Eğitim Komisyonu'nda da, mecliste de, diğer milletvekilleri de dahil. Anlaşıldı.
yani Anap milletvekillerine dahil hep müşterek hareket edildi ve önergeler verilirken de yeni dalların oluşmasında da hepimizin rolü var. Onun için orada o karar kabul edilince Milli Eğitim Bakanı Kökçal Top'tan dedi ki arz edilen olur dedi. Kanun tasarısı meclise intikal ettirdi. Komisyonlardan geçti. Genel kuruldan da geçtikten sonra 3 Temmuz 1992 tarihinde resmen Afyon Kocatepe Üniversitesi kurulmuş oldu. Hep aklımda geçerdi böyle Anadolu'da yeni için kuruldu az üniversite. Ana nasip etti, rektörlük özel zamanda nasip oldu. Meslek yüklü kurulu yönünde tercihim oldu. Bu hiçbir fakültenin ihmal edilmesi manasına gelmez. Ama ilaveten her ilçesinde bu Bolu'dan başta olmak üzere en güzel çay, Sultanlığa, Çubuk gibi ilçelerin hepsinde de meslek yüksek olarak açıldı. Biz Şahabettin Yiğitbaşı hocayla birlikte çalışırken meslek yüksek okullarının ilçelere dağıtılmasındaki fonksiyon yani nedeni ön planda o ilçenin ekonomisini dönmede katkı sağlasın diye hem sosyal hem ekonomik hayatına olumlu yönde etkileyeceği düşüncesi diye. Hepsi de milletin eseridir. Büyük destek gördüm Afyon'dan. Uşak da bize bağlıydı. Bütün bunların gelişmesinde halkımızın desteği büyük. Bence eser milletin kendisinindir. Biz heyecanla rektörün gelmesini bekliyoruz. Tabii rektör nasıl gelir? Arabayla gelecek. Heyecanla her gelen arabaya cama koşturup işte rektör geliyor diye bekliyoruz. Bir gün yine böyle camda bir baktık bir beyefendi şapkasıyla parasüsüyle giymiş yavaş yavaş geliyor. Tabii onu bir öğrenci velisi falan olarak düşündük. Çünkü doğmuşlar ilk gelmişti. Dedik bu değildir herhalde. Geçtik yerlerimize. Sonra bir baktık bizim kapımızda belirdi. Aa dedik rektörmüş. Çok mütevazıydı sağ olsun Şahabettin hocamız. Geldi, çok güzel karşıladık kendisini. Gönül bağımız var. Bu gönül bağını Profesör Doktor Sayın Şahabettin Yiğitbaşı sağlattı. Gerçekten ona minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Üniversite çok şükür kuruldu. İlk rektör olarak da Şahabettin Bey geldi. Yardımda bulunmak üzere bir kampanya düşündüm. Ben de bir önayak olmak istedim o yardımlaşmaya. İlan da çıktı, başlıyoruz diye. Halit'in bak Kocatepe'de bunu yazdı defalarca. İpi baş toplandığımızı söyleyebilirim yani. Bir türlü yatırımda, hizmette Afyon'un tamamının ve özel kurulan küçük kurdun da başkanlığı ettiği, ilgilendiği, valilerin çok yakından takip ettiği, pek çok geliri tahsis ederekten çok geniş bir sahanın içinde bugün üniversiteyi İkinci üniversite haline de dönüştürdüğü bir hava yaşandı. Afyonumuz 1989'daki sayımlardan ancak 98 bindi. Üniversiteyle beraber şimdi 250 bin. Ufkumuzu üniversite değiştirdi bizim. Hocam halkla emek sinemasında toplantılar düzenledi. Yani ne yapmak istediklerini anlattı, görüşlerini aldı filan. Üniversiteyi nerede kuracağız? Yani kampüsü nerede kuracağız? Kumardaş mevkiinde, Şümderenler dediğimiz yerde hazineye ait 5 milyon 495 bin metrekarelik o devasa alanı kampüs yapmak üzere Maliye Bakanlığı'na devrini sağladık. Ben İTÜ'den mezunum. Orada benim arkadaşlarım mimarlık fakültesinde Profesör Doktor Mete Göktuğ, ondan sonra Mehmet Şener Küçükdoğu ve Cengiz Geritlioğlu ve arkadaşlar
bildiğiniz gibi o kampüs planlamasını yaptılar. Onun gayret ve cebalarıyla mevcut yeri efendim ve binaları yapıldı. Sonra da yine onun döneminde bir bu işin İzmir yolu diyorduk o zaman, İkbal Kavşarı, Kavşak yolu diyorduk. Efendim, oraya da bir adım atılması gerekir, ikinci bir gelişme alanı olarak. Orayı hazineden ve Çakırköy diye arkada bir çarı vardı. Oranın merasını alarak o büyük adımları attık. Diğer kurumlardan devşirme yoluyla, tabi biz yerindeyse nakle, atamındaki suretiyle her birim başına etkili, yetkili olabileceğine, nitekleri itibariyle layık olduğunu düşündüğümüz arkadaşlara transferler yaptık. O şekilde bir çekirdek kadromuz oluştu. Daha sonra o zaman Maliye Bakanı Sayın İsmet Atilla'nın yardımlarıyla üniversitemize tahsis edilen idari ve yardımcı personel kadroları için müracaatları aldık. Bugün Şartlar Lisesi 8000 kişinin kaydını yaptık. Bir sürü olayların kapıları kırılacak derecede izdihamı oldu. Onun sonunda bu arkadaşlarımız içinden uygun olanı seçmek üzere açık stadyumda, eski yıkılan stadyumumuzda sıcak havada Temmuz ayında güneşin altında iki oturum yaptık. Sonunda ihtiyacımız olan kadroyu oluşturduk. Şehrimize bir üniversite kurulmuştu ve bu üniversiteye biz sahip çıkacaktık. O gün için üniversiteye İşte Afyon Eğitim Vakfı tarafından verilen bir takım imkanlarla bir takım alımlar yapılmaya çalışıldı. Daire başkan arkadaşlarımız gelmeye başladı. Oturuyoruz bir salonda. Bazısının masası yok, bazısı sandalyede oturuyor. Böyle zor bir günler geçerken Ziraat Bankası'ndan bir kamyon hurda malzeme geldi. Öyle bir bayram ettik ki herkes masaları, sandalyeleri paylaştı, birimler yerleştirildi. Daha az olduğumuzdan dolayı aramızdaki sevgi, saygı, dayanışma ruhu ve üniversitenin kuruluşuna sağlayabileceğimiz katkıdan dolayı hepimiz bir heyecanla çalıştık. Mesai kavramı pek gözetmedik. Üniversite kurulduktan sonra kısa bir süre yine bizim üniversite yapılan protokolle Bodro işlemlerini Anadolu Üniversitesi yürüttü. O zaman biz Afyon İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden ben, Afyon Meslek Yüksek Kurulu'ndan rahmetli Şeref Kuş abi, Bolvedin'den rahmetli Necati Doğruyol abi, her birimiz buradaki bir birimlerde görev olarak oradaki işlemlerimizi de yürütüyorduk. Bir gün Bodro yapmaya gidiyoruz. Şoförümüz Feridun Ekim Bey. O zaman Kartal güzelliğiydi, arabayla gidiyoruz. Hava karlı. Giderken Kırka'yı geçtik. Kırka, Seyit Gazi arasında Şeref abi arkada az uyumuş. Ben öndeyim, Necati abi arkada. Araba birden döndü, şarampole yaslandık. Şoför Feridun sapıttı, vere gaza basar. Tabii hepimiz korktuk. Şeref abinin ayakları tutmuyor. Derken kendimize geldik, bir şey ettik. Böyle olaylar da yaşadık. Tabii imkanlar kısıtlı olduğu için binalarımız yoktu. Tabii o zamanlar ödenekler de kısıtlıydı. Mesela üniversitede doğru dürüst hiç bilgisayar yoktu. Bizim fen edebiyatta da yoktu. Bir iki daktilo vardı. Onlar da yeni çıkan bu otomatik daktilolardandı. Halk Eğitim Merkezi bilgisayar kursu açtı. Ben bilgisayar kursuna yazıldım. Gittim, 5 kişiye bilgisayar düştü. 5 kişiye sıra geliyordu. İşte klavye, bilgisayar görmemiş. Dediler, kurs belgesini aldık geldik. Çünkü bilgisayar, bilgisayar görmedik. Bilgisayar kursunu gördük. Kullanmasını doğrudur. Bir server ihtiyacımız oldu. Bunun için doğrudan IBM'in Türkiye Genel Müdürü'yle bağlantıya geçti. O da sağ olsun anlayışla karşıladı. Hemen bir yazı yazın dedi. Kurucu rektörümüz Şahabettin hocamızın imzasıyla bir yazı gönderdik. Bir hafta sonra bize mükemmel bir server geldi. Herhangi bir bedel ödemeksizin ilk kez üniversitemiz öyle bir makineye kavuşmuş oldu. Ben Afyon Meslek Yüksek Okulu'na geldiğimde kamış yetişiyordu. Bir tane ağaç yoktu orada. Biz de kampanya başlattım o sırada. Bu ağaç benim kampanyası. 5000
kamyon toprak döktük, zemini yükselttik ve ağaçlar diktik. Üniversitenin gelişiminde Şahabettin Hoca'nın çok büyük katkıları var. İlk rektör daima iz bırakır. Şahabettin Hoca da bu izleri en iyi şekilde bırakan hocalarımızdan biridir. Hemen Vali Konağı'nın yanındaki tarihi bir binada çalışıyordu. Orada buluşurduk. Akşam üzeri vakitli vakitsiz sohbetler ederdik. Üniversiteyi ne yapalım? Nasıl edelim de daha iyi şartlara taşıyalım? Şahabettin Hoca çağırdı. Ne yapıyorsun dedi. Tüm üniversiteleri. Ve sivil toplum kuruluşlarının tamamı yazı yazmak istiyorum dedi. Ellerinde bulunan bilimsel yayınları bize göndersin dedi. Onu talep etsin. Hatta süreli yayınlar da olabilir dedi. Tamam dedi. Ama göndermezler dedi bizimkiler. Hocam biz yazalım dedi. Verelim birisi. Öyle bir yazı hazırladım. Hocama imzalattım, gönderdik. Önce bir liste yaptık, hepsini gönderdik. Ondan sonra gelmeye başladı. Bir ay içerisinde, belki iki ay içerisinde tam bilemeyeceğim. 2000'in üzerinde 3000'e yakın yayın geldi bize. Ayıklamasını yaptık. Kitap kampanyası başlattık. Kısa zamanda bizim fakültemize 3000'e yakın kitap geldi. İyi de kitapları koyacak salon yok, oda yok. Memurlarımızdan Atilla Bey'in masasının yanına öğrenci sıralarının iki tanesini çektik. Üzerine kitapları yığdık. Öğrenciye verilecek kitapların kayıt numarası lazım. Fen Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi diye bir mühür yaptırdım. Oturduk onu öğrencilerle güle güle eğlene eğlene her kitabın kapağının içine Fen Edebiyat Fakültesi mührünü bastık. Şan Özel Hoca kitaba karşı büyük ilgisi vardı. Göreve başladıktan sonra bizim bu biriktirdiğimiz kitaplarla birlikte Fen Edebiyat Fakültesi ve o el yazma eserleri, İktisat Fakültesi'nde de 3-5 bin kitap varmış. Onlarla birlikte bir akü merkez kütüphanesi kurdu. Profesör Doktor Şan Uzak hocamız geldi. Onun döneminde biraz daha hızlı bir aktivite kazandırıldı. Bütçe arttı, vakfın imkanları arttı. Özel kampüsünde bir sosyal tesis oluşturuldu. Yabancı diller eğitim merkezi vardı, lojmanlar vardı, konferans salonu, lokantalar. Orası bir sürü hizmet verdi. Rektörlük binası Oruçoğlu Şahin'le taşındı. Büyüme safhasında rektör olduğum için birçok problem de vardı. Onları halledip büyüme amacına yöneldim. Şan Hoca'nın en büyük özelliği, üniversitede birçok şeyi yaparken bir yandan da hem halkı üniversiteye ısındırmak için gayret etti, hem o zamanki iktidarı Afyon'a, bakışına üniversitede daha çok yardım etmesi için gayrette bulundu. Buraya geldik, fakülte diye bir kavram var. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne fakülte diyorlar. Minibüslerin üzerinde fakülte yazıyor. Üniversite diye bir şey yok. Üniversite şekline gelmez ancak kampüsün açılmasıyla oldu. ANS kampüsü açıldığında üniversite bir fakülteden üniversiteye döndü. Yani diğer fakültelerin de varlığı şey olarak kabul edildi, halk nezdinde kabul edilmeye başlandı. 1998'de göreve başladığımızda birimler dağınıktı. Yani bir kampüs ihtiyacı vardı. Geçmiş rektör de mutlaka planladı. Ama Şan Hoca atandığında öncelikle bunu başarmamız gerekiyor diye düşündü. Rektörlük, İktisadi İdarelere Fakülte Şirketi içinde resimler olan, her odada öğretim üyesi yerleştirdik, bilgisayar sistemleri olan yeni fakülteler açtık. Tıp fakültesi gibi, spor yüksekokulu gibi, konservatuvar gibi. Sonra rapor istedim orman müdürlüğünden. O inceledi, burada ot da bitmez, ağaç da bitmez dediler. Anam ağladı tabii. Ben bitiririm dedim. 18 bin kamyon toprak taşıdık. Oraya uygun ağaçlar. Özellikle Afyonkarahisar, Konya'dan sonra Mevleviliğin ikinci merkez konumunda bildiğiniz gibi. Şunu düşünüyorduk, yani bu Mevlevi kültürünü bir şekilde üniversite içerisinde akademik anlamda yaşatmayı düşünüyorduk. Konya'dan ekipler geldik, sonra biz kendi ekiplerimizi yetiştirmeye başladık. Zor yetişen bir şeydi. Mülüket Hanım ona çok meşgul olurdu. Öncelikle mutluluk heyetini kurduk.
bir SEMA grubu oluşturuldu. Ve bu grup ve heyetle birlikte Çin Seddi de dahil olmak üzere bir takım ülkelerde ve neredeyse Türkiye'nin pek çok şehrinde bu icra söz konusu oldu, SEMA icrası. 7-24 saat çalışarak birçok şeyi zevkle yaparak, dostluklar kurarak, ondan sonra yapabildiğimiz şeyleri yaparak üniversite yaratmak. Şan hocamız, rektörümüz sohbetlerimiz sırasında birisinde demişti ki bir üniversitenin kendini kabul ettirebilmesi 25-30 yıl gerekli. Biz daha şimdi taşlar yerine oturmadı döneminde zamanla oturacak demişti. Üniversitemiz şimdi tam o kimliği kazanmış durumda. 30 yıl az değil, 25-30 yılda kendini kabul ettirmiş durumda. Hocamız çok aktifti. Cumartesi, pazar bilmez. Mesai mefhumu yoktu. Onun anıları vardı. Biz böyle ekibi alırdı arabaya, çıkardık yola. İşte çaya gidiyor dedik. Ama hoca bir anda çevirirdi başka bir yöne. Çay ekibi, bol vadin ekibi hazır ol vaziyetinde bekler. Ama gelmeyince yanlış alırım dediler. Herkesle bir görüşme, eğlence. Bir gün de Ankara'dan, bütçe görüşmelerinden dönüyoruz. Akü yazılı rozetlerimiz vardı. Altın suyuna batırılmış metalli. Akü yazıyordu, sadece o kadar. Bir kavuncuda durduk. Yani yorgunluğumuzu atmak için kavun yiyeceğiz. Kavuncu bir ara, abi dedi, siz hangi akü markasının bayilerisiniz? O kadar safiyeye sordu ki soruyu. Biz de hiç bozuntuya vermedik. Mutlu akünün dedik. Bayisiyiz. Daha sonra hocamız Profesör Doktor Halim Sözbürk geldi göreve. Bayrağı orada evraldı. Ben üniversitemizin ilk asistanıyım. O günden bugüne kocaman bir akü ailesi oldu. Hayatım boyunca ilke edindiğim dört temel ilkeyi deneyimle birleştirmek suretiyle uygulamaya sokunca çok güzel, keyifli bir dönem oldu. Neydi bu dört ilke? Bir, hiçbir kimse dünya görüşüne göre ayırma tabi tutulmayacak, kadın erkek ayrımı yapılmayacak, branşına göre ayrılmayacak ve hemşerilik yapılmayacak. Bunlar üzerine bir de bir motto geliştirdik. Herkes işinin rektörü. Böyle olunca tüm başta rektör yardımcılarım, genel sekreterim, daire başkanlarım, akademisyenler, çalışma arkadaşlarım, asistanından profesörüne kadar güzel bir heyecanla çalışmaya koyulduk. İlk hastane şu anda Diş Hekimliği Fakültesi'nin orada bir yerde başladı. Oraya Pembe Hastane verdik. O hala orayı Pembe Hastane olarak bilir. Şu anda Park Hastanesi'nin olduğu yerde yine bir hastane açtık. Oraya da Kırmızı Hastane verdik. Halk yine Kırmızı Hastane olarak biliyor. Ali Çatıkkaya Kampüsü'nde de Fen'de Fakültesi binası yapılmıştı. Orayı da hastaneye çevirdik. Orayı da Mavi Hastane verdik. Halim Hocamız döneminde de o Mavi Hastane'ler vagon sistemiyle birleştirildi. 2003-2007 arasında Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyesiydim. Türkiye Kalkınma Bankası da Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'e bağlıydı. Afyon'a gelmişti. Üniversiteye çağırdık. Sait Açbağ Hocam da bizimle birlikte oldu. Mavi Hastane'nin önünde küçük bir kulübe vardı yanlış hatırlamıyorsam. O kulübede de Sait Hoca, Halim Hoca ve ben Başbakan Yardımcısını aldık kulübeye. 2-3 dakika anlattık hastane mevzumuzu. O günün parasıyla 5 trilyon sözü aldık. 3'ü hastane için, 2'si de kampüs için oldu. Ve yaklaşık 5 dakika orada kaldık. Abdüllatif Şener bir espriyle ayrıldı bizden. Ya 5 dakika kaldım, 5 trilyonu kaptınız, daha fazla kalmayayım deyip ayrıldı. Anlarımızın en önemlisi hala izlerini ve devamını gördüğüm Yüce Atatürk'ün Kocatepe'de gerçekleştirdiği büyük taarruzu 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gecede sabaha 5'e doğru oraya tırmanmamız, Şuhut'tan Kocatepe'ye ve orada Turhan Uğurlu'nun
verdiği resital eşliğinde dualarımızla hep birlikte hissettiğimiz o ruh başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi yad etmenin anı çok önemlidir. Üniversite olarak görevimiz özellikle bir ilin başat olduğu konularda ileri olduğu, güçlü yönlerinin olduğu konularda onlara önderlik etmek, onlara destek olmak. Ben görevde olduğum süre içerisinde bu fikirle, bu görüşle hareket ettim. Afyon'un güçlü yönleri işte mermer olsun, mandacılık olsun, yine sağlık sektörü. Bu konularda destek olmaya çalıştım. Ali Altuntaş döneminde de ben rektör yardımcılığı yaptım. Göreve başladığımın ertesi günü Ali Hoca bizim daha da büyütmemiz lazım hastaneyi dedi. Öyle olunca yine benim bu Türkiye Kalkınma Bankası'ndaki görev yürütmem, yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapmam işe yaradı. Çünkü 4 yıl boyunca Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Halil İbrahim Akça ile birlikte çalıştık orada. Hemen Halil İbrahim Bey'i aradım. Bağımsız projeyle gelirseniz yardımcı olayım dedi. Bunun üzerine biz burada hemen bir ekip kurduk. 15 günde bir fizibilite hazırladık. 2008 bütçe görüşmelerinde projemizi sunduk. Yaklaşık 100 trilyonluk bir projeyi böyle kolay bir biçimde geçirmiş ve başlatmış olduk. Manda konusunda acaba Afyon'a artı olarak ne getirebiliriz? Onun peşindeydik ve manda sütünden üretilen mozzarella üretmek istedik. O ilk 6 ay çileli geçti ama biz yılmadık. Ürettiğimiz mozzarella'lar için yine İstanbul'dan gelen gurmeler yerinde tattılar. Olumlu notları hem de gazetelerinde o konuda belirttiler. Türkiye'de manda sütünden üretilen ilk mozzarella olduğu tespitini de yapmış oldular. Bizim bir kitap kulübü arasında tartışma kulübümüz vardı. O kulüp daha sonra rektörümün dikkatini çekti. Mesela Ali Hocam, rektörer hocam, bir gün böyle ben rektör oldum diye yeniden tanışmış olduk. Dedi ki ne istersin? Ben dedim şu hocaları sabah sabah bir dinleyelim de bize ne anlatırlar bunlar. O da sağ olsun 4 sene süren çarşamba sabahı sohbetlerini yaptı. Bana göre bizim sosyal sorumluluğumuz olan şehirden sorma öğrenme, bilim adamlarında öğrendiklerini yansıtma sorumluluğu 4 yıllarını getirdiler. Öğretim üyeleriyle kent arasındaki bariyerleri aşmaya çalıştım ben sabah toplantılarıyla. Yine şehrin entelektüelleri, şehrin düşünen, okuyan, yazan insanlarını üniversiteyle kaynaştırmak istedim. Özgün, özel bir konuyu tartışıyorlardı. Herhangi bir hiyerarşi yoktu. Ben de dahil olmak üzere söz isteyerek konuşuyorduk. Kimsenin birbirini eleştirmesi yoktu. Herkes kendi görüşünü söylüyordu. Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne Afyonlu olmama rağmen sonradan katıldım. Yani Katar gidiyordu, biz eklendik vagon olarak. 2009 yılında felsefe bölümünü kurmak için görevlendirildim. Geldiğimde bir de üzerimize dekanlık görevi terdi edildi. Hem üniversite yönetimin hem de fakülte öğretim kadrosunun bize olan destekleriyle rahat problemsiz bir 3 yıl yönetimi tamamladık ve bizden sonra gelen şimdiki rektörümüz Mehmet Karakaş Hoca'ya görevi devrettik. Afyonkarahisar özellikle bir merkezi bir coğrafi konumda. Yani yolların kavşak noktası Afyonkarahisar. Dolayısıyla üniversite çok hızlı büyüdü. Pek çok binalar yapıldı da hizmetimiz oldu, fakülteler yapıldı. Özellikle hukuk fakültesini bir hayırseverimiz yüklemişti. Ona yaptırdık. Allah razı olsun, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Şehirlerin gelişmesi, tanınması, Türkiye'de ve dünyada reklamının olması bence
kendi çalışmalarından daha ziyade belediye ile partner olabilecek işte odalar, borsa, ne bileyim üniversite gibi kuruluşlar, STK'lar bunlarla işbirliğinden çıkan projelerle bence daha çok ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Koçtepe Üniversitemizde de gerçekten konservatuvardaki arkadaşlarımız, özellikle müdürümüz Uğur Bey olsun, oradaki öğretim üyesi ve üniversite arkadaşlarımız olsun, çok güzel projeler hazırladılar. Bir defa proje güzelse ona da yönetimin sıcak bakması çok daha rahat oluyor. Bu sayede burada ne üniversite mütevazı olsun ne belediye mütevazı olsun, gerçekten Türkiye'de büyük şehirlere bile örnek olabilecek müthiş projeler ortaya çıktı. Ya şimdi Tambur Cemil Bey ilk defa Türkiye'de çalışmasını, CD'sini üniversite ve belediye yaptı. Şehrimizdeki birçok kültür insanı var işte, yoksul derviş. Bunun CD'sini yine üniversitemizde yaptı. Ve daha önemlisi belki tüm illere örnek olabilecek biliyorsunuz. Bir ilin tamamını kapsayan, biz büyük şehir değiliz ama ona rağmen ilin 18 ilçesinin tüm köylerini kapsayan bir sanat ve müzik ansiklopedisi yapıldı. 5-6 cilt civarında. Bunların halkın bilmediği türküler araştırıldı biliyorsunuz. Bunlar CD haline getirildi. Müthiş bir çalışma yani her yönüyle müthiş bir çalışma oldu. Bu yönüyle de hem üniversitemiz hem belediyemiz diğer illerde örnek gösterilmeye çalışıldı. Bu tabii güzel bir işbirliğinin neticesiydi. Önemli kilometre taşları var. Bir tanesi üniversite kampüslerinin termal ısınması. Her iki kampüsü de termal suyun kullanımına açarak çevre kirliliğini ortadan kaldırdık. Atıkları ortadan kaldırdık. Akreditasyon çalışmaları başladı. Kalite koordinatörlüğü kuruldu. Bunlar önemliydi. Eğitim, öğretim ve araştırma geliştirmede kalite olmadan olmaz. Üniversiteler kaliteyle ayakta durur. Tıbbi aromatik bitkilerin ülke ekonomisine kazandırılmasında Orman Bakanımız Veysel Eroğlu Bakanımla beraber çok ciddi çalıştaylar yapıldı. Rektörüm, biz bu tıp ve aromatik bitkiler çok önemli ve endemik türler açısından ve şifalı bitkiler açısından Afyon çok zengin. Çünkü bütün 3 tane iklimin kesişme noktası, zenginlik çok fazla. Özellikle ben yurt dışıyla ilgili, özellikle Almanya ile ilgili çok çalışma yaptım, projeler yapıldı. Partner şehrimiz Han'la ilgili eğitim, öğretim, bilim, sanat ve kültür alanlarında projelerimiz gerçekten harikaydı. 2009 seçimlerinde belediye başkanı olduğum ortaya çıkınca beni ilk defa üniversiteden aradılar. Hatta ben de o zaman garipsemiştim. Yani niye üniversite üzerinden irtibat kuruldu? Belediyede başkan yardımcıları var, ne bileyim diğer çalışanlar var, onlar üzerinden değil de böyle diye. Demek ki Ham Büyükşehir Belediyesi üzerinde ve Ham Hakkı üzerinde üniversitemizin elemanları daha çok etki bırakmış. Onları daha çok cana yakın ya da işbirliğini açık bulmuşlar ki o şey üzerinden bize geliyorlar. Ben de bunu görünce her aşamamızda üniversitemizle bu işi dahil ederek rektörlerimiz olsun, rektör yardımcılarımız olsun kaç defa o gezilere katıldık hep beraber. Heyetler hep beraber burada aradık. Yine üniversitemizin ilgili şubesiyle de bu konuda destek aldık. 10. programı da biliyorsunuz Han Belediyesi, Afyon Belediyesi üniversite birlikte yaptım. Bundan da güzellik duyuyorum. Burada tabii benim ilgimi çeken Avrupa'da üniversiteler bu kadar yani belediyelerle ve STK'larla aktif işbirliği içerisine girmiyorlar. Alman heyetinin de bu işbirliğinden ve bu beraberlikten çok etkilendiğini gördüm. Bu da tabii bence ülkemiz için, şehrimiz için de güzel bir algı oluşmuş, ortaya çıkmış oldu. Türkiye'nin önemli yönetmenlerinden Türker İnanoğlu kendilerini Fahri Doktor'a vermek Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne kısmet oldu. Kendisine sanatı verdiği destek için, yetiştirdiği sanatseverler için de teşekkür ediyoruz bir akademisyen olarak. Afyon Kocatepe Üniversitesi bir yaştan önce Uşak Üniversitesi'ni çıkardı. O da büyüdü gerçekten. Daha sonra Sağlık Bilim Üniversitesi, yani iki üniversiteyi çıkaran, çok sayıda fakülte, yüksekokulu olan muhteşem bir üniversite. Kuruluşundan bugüne 30 yıl geçti. 30 yılda neredeyse 35 binin üzerinde şu anda bir öğrenci kapasitesine sahip ve 2000'in üzerinde de 2000'e yakın en az
öğretim üyesiyle hizmet vermeye devam ediyor. Benim için tabii Kocatepe Üniversitesi şehrin valisi olarak zaten çok kıymetli. 30. yılını gerçekten enişten dileklerimle kutluyorum bu vesileyle. Ancak iki açıdan benim için farklı bir anlam da ifade ediyor. Daha özel bir yeri de var benim için Kocatepe Üniversitesi'nin. Kurucu rektörü Kocatepe Üniversitesi'nin kayınpederim Profesör Doktor Şahabettin Yiğitbaşı Hoca. Hem hocamızın o dönemki kurucu rektör olarak üniversitemize katkıları, hem benim bunları bizzat kendisinden dinlemiş olmam, aynı zamanda üniversitemizi, şehrimize ilk üniversite olarak kazandıran kişinin ailesinden biri olarak bugün vali olarak da görev yapıyor olmak benim için çok kıymetli. İkincisi tabii benim de bir akademisyenlik geçmişim var. Dolayısıyla bu çatının, bu üniversite çatısının bizler için, bir ülke için, öğrencileri için, akademisyenleri için, idarecileri için ne anlam ifade ettiğini de gayet iyi biliyorum. Bilimin, bilginin üretildiği ve nitelikli insan yetiştirilen bir çatı. Bizler için çok kıymetli üniversitemiz. Umuyorum daha nice 30 yıllara çok daha başarılı, çok daha nitelikli insanlar yetiştirerek hem şehrimize, hem ülkemize, hem dünyaya çok büyük katkılarıyla adından söz ettirir. Marka bir üniversite olarak çalışmalarına devam eder büyük bir güçle. 30 yılın 29 yılında gözlemleyen ve bizzat süreçlerde aktif olarak yer alan bir akademisyen olarak üniversitemizin gelişim sürecine çok önemli katkı ve destek sunan emektarlar gördüm. Başta kurucu rektörümüz Profesör Doktor Şahabettin Yiğitbaşı olmak üzere görev yapan tüm rektörlerimiz, yöneticilerimiz, personelimiz, Afyonkarahisarlı hemşerilerimiz, siyasilerimiz ve devlet büyüklerimizin çok önemli destek ve katkıları oldu. Bu destek ve katkılarından dolayı her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Adını milli mücadelenin önemli simgelerinden biri olan Kocatepe'den alan Afyon Kocatepe Üniversitesi, güncellediği stratejisiyle, hedefleriyle, odaklarıyla, planlarıyla ve misyonlarıyla birlikte geleceğini emin adımlarla inşa ediyor. 30. yılımız kutlu olsun. Nice 30'lu yıllara.